Geçtiğimiz Temmuz ayında tarla ıslah çalışmaları sırasında kepçe operatörleri bazı kemikler buluyorlar. Ve daha da kazınca kafatasına da ulaşıyorlar, insan kafatasına. Sonra savcılık bu konuda bilgilendiriliyor, valilik bilgilendiriliyor. Daha sonra bir soruşturma başlatıldı. Biz de bu soruşturmayı öğrendikten sonra İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi, ÖHD Urfa Şubesi ve Urfa Barosu olarak bu dosyayı ailelerle birlikte yakından takip etmeye başladık. Urfa'da bize başvuru yapan kayıp ailelerinin bazılarıyla savcılığa bizzat giderek hem savcılık dosyasından bilgi aldık hem de olayın geldiği aşamada sağlıklı bilgiler almaya çalıştık. Bununla beraber tabii haricen de görgü tanıklarıyla görüşmelerimiz oldu. Onlardan edindiğimiz bilgiler, savcılıktan edindiğimiz bilgileri karşılaştırdık ve soruşturmanın sürecini beklemeye başladık. Uzun süredir soruşturma dosyasında herhangi bir ilerleme yoktu. Ailelerin başvurusu üzerine kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İnsana ait olup olmadığına ilişkin bir sonuç bekleniyordu. Nihayetinde bu sonuç geldi. İstanbul Adli Tıp o kemiklerin bir erkek DNA profiliyle uyumlu olduğuna ilişkin raporu dosyanın içerisine eklendi. Dosyanın içerisinde bizim başvurusunda bulunduğumuz 6 aile var. Her altısının da avukatlığını da üstlenmiş bulunmaktayız. Bu ailelerden sadece bir ailenin kan örneği alındı bu aşamada. Çünkü olay yerindeki görgü tanıklarının bazılarını ve o köyde ikamet eden bazı görgü tanıkları akrabaları olan Faik Kevci'ye ait olabilir diye beyanda bulunmuşlar. Savcılık da Faik Kevci'ye öncelik vererek öncelikli olarak ailesinin kanını aldı ve şu an adli tıpa gönderdi. Adli tıptan gelecek olan sonuca göre eğer Faik Kevci ile uyumlu değilse, ailesinin DNA'sı ile uyumlu değilse diğer aileler de kan testi verecekler ve onlar da bekleyeceğiz. Tabii biz savcılığa taleplerimizi ilettik. O bölgenin genelinin aslında araştırılması, toprağın kazılması, çevrede yeteri derecede araştırma yapılması gerekiyor. Çünkü biz geçmişten beri o coğrafyada yaşayan, o bölgede yaşayan insanlar, köylüler biliyor ki orası bir dönem uzunca bir süre JITEM karargahı olarak kullanıldı. Ve bölgenin çeşitli yerlerinden insanlar getirilip orada sorgulandılar. Daha sonra bu insanların akıbetleri belirsiz kaldı. 90'lardan günümüze kadar aradan geçen bunca süreye rağmen tesadüfen kemikler bulunduktan sonra soruşturma başlatıldı ki ilk aşamada kayıplar kaybedildikten hemen sonra aileleri bizzat resmi kurumların tamamına başvuruda bulunmuşlardı. En son görüldüğü yerlere ilişkin, kimlerin aldığına ilişkin, resmi kıyafetli olan, resmi görevde olan polislerin, askerlerin nasıl aile bireylerini alıp götürdüğünü ve daha sonra haber alamadıklarına ilişkin bizzat başvurularda bulunmalarına rağmen 90'lı yıllardan günümüze kadar hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Çoğunun dosyası da zaman aşımı öne sürülerek adli makamlarca herhangi bir şekilde sonuç alınamadı. Ta ki işte Temmuz ayına kadar tesadüfen bulunan kemiklerden sonra böyle bir soruşturma başlatıldı. Biz bu soruşturmanın aslında genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve Urfa'daki sivil toplum kuruluşları hak örgütleri olarak bu soruşturmanın daha da derinleşmesine, çünkü Urfa'da faili meçhul ve kayıplar sadece Urfa ile sınırlı değil, sadece burada yaşayan insanlara ilişkin kayıplar değil, bölgenin tamamından buraya getirilip insanların sorgulandığını biz biliyoruz. Aldığımız duyumlar da bu yönde. Buna ilişkin o bölgenin tamamını da geçmiş yıllarda bu şekilde kirli ittifaklar sonucu bazı köylerin karargaha çevrildiği, JITEM'in karargahına çevrildiğini ve siyasetçilerin, devlet yetkililerinin içinde olduğu grupların JITEM unsurlarının oralarda sorgu yaptığını ve insanları infaz ettiğine ilişkin ciddi şüpheler ve duyumlar var. Bunların artık dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar bu kadar kayıp yakını var ve bu insanlar en azından hayatta mı değil mi yakınları bunun peşindeler. Hayatta değillerse teselli bulacakları bir mezar arayışındalar.
Bu insanları bunu çok görmemek gerekiyor ve titizlikle, ciddiyetle bu soruşturma dosyasına ve buna benzer birçok soruşturma dosyası açıldıktan sonra da titizlikle bu soruşturma dosyalarına yaklaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Burada bir toplumsal yüzleşme eğer ciddi anlamda yargının ve hükümetin hakikati, adaleti arama endişesi, arama derdi varsa öncelikli olarak faili meçhule giden, kaybedilen insanların akıbetlerinin bir an evvel ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini biz hatırlatıyoruz. Bu dosyada da bizler ÖHD, İHAD ve Urfa Barosu olarak bu dosyanın takipçisiyiz. Takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Dosyadaki her gelişmeyi de kamuoyuna biz açıklayacağız, bildireceğiz. Şu an dosyada gelinen aşama bu. Ama biz biliyoruz ki çok ciddi şüpheler var. O bölgenin neredeyse tamamı çevrilmesi gerekiyor. Olay yeri olarak adlandırılması gerekiyor. Ve oradaki araştırmaların da titizlikle yapılması gerekiyor. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda elimizden gelen her şeyi sunmaya hazırız. Birlikte çalışmaya da hazırız. Yeter ki hakikat ve adalet arayışının ciddiyetini görelim.